şehirde ve bu ülkede çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimle ilgili altyapılarını eşitlemediğimiz takdirde bu ülkede eşitlikten bahsedemeyiz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin eşit eğitim koşullarına sahip olmaları, aynı zamanda eşit bir biçimde sınavlara hazırlanmalarını sağladığımız takdirde inanın ekonomik koşullar ne olursa olsun o çocuklar ve o gençler her daim memleketimizin, devletimizin onlara eşit fırsat sunduğunu her zaman söylerler. Amacımız tam da bu. Eşitsizliği ortadan kaldırmak. Kreşleri de açarken eşitsizliği ortadan kaldırmak ve her mahallede bir kreşin varlığının oradaki çocukların oradaki yola çıkıyoruz. Ya da artık 70'i 80'i bulan kütüphanelerimizi açarken de aynı kavramla açıyoruz. Ya da spor okullarımız veyahut işte az önce söylediğim teknoloji okullarımız ya da sizi YKS'ye ya da LGS'ye hazırlayan kurslarımız. İşte bütün bunlar sizin o çocuklarınızın hayata eşit tutunmalarını sağlama mücadelenize İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak sunduğumuz katkılar. Tabii bu aynı zamanda bir yönetim felsefesine dönüşmesi lazım. Hiçbir çocuğun, hiçbir gencin şu duyguya kapılmaması şart. Ben ne yaparsam yapayım başaramam. Ya da ben ne kadar mücadele edersem edeyim hakkımı alamam. Bunları asla hiçbir çocuğumuz... Cumhuriyetin anlamı nedir biliyor musunuz? Cumhuriyetin anlamı işte Trabzon'un Akçaabat köyünde bir Akçaabat'ın bir köyünde doğan bir çocuğun İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi olabilmesidir. Cumhuriyet Kasımpaşa'da doğan bir çocuğun Türkiye'de Cumhurbaşkanı olabilmesidir. Meseleye böyle baktığımız zaman işte o cumhuriyetin değerlerini koruduğumuz zaman bu ülkenin, bu milletin demokrasisinin herkese fırsat verdiğini görürsünüz. Ama bunu sekteye uğrattığınızda ve insanları bu anlamda ortak mücadelenin bir parçası yapmadığınızda işte o zaman memleketin geleceği karanlıkta kalır. Sevgili hemşehrilerim, hanımefendiler, beyefendiler, bugün güzel ev sahipleri, sevgili çocuklar, güzel kızlar, yakışıklı delikanlılar, sizin emeğinizin karşılık bulacağı bir memleket var etme mücadelesi devam ediyor ve devam edecek. Sizlere layık olma mücadelesi devam ediyor ve devam edecek. Ben bütün mezunlarımızın, çocuklarının zihinleri açık olsun, gençlerimizin bahtı açık olsun, hak ettikleri okullara yerleşsinler, hak ettikleri üniversitelerde hak ettikleri eğitimleri alsınlar ve her zaman başarılı olsunlar. Her zaman ülkelerine, memleketlerine başarılarıyla beraber layık nesiller olsunlar. Fikri hür, vicdanı hür, yani özgür bir biçimde düşünen ve üreten nesiller olsunlar. Sakın çocuklarınızı susturmayın. Sakın gençlerinizi susturmayın. Onlar düşündükçe üretirler. Onlar tartışabildikçe var olduklarını görürler. İşte biz de buna destek sunan bir belediye olmaya devam edeceğiz.